Hocam Evet şu an. hocam, gözüküyor. Gayet iyi. Tamam. Ben o zaman başlayabilirim hazırsak eğer. Olur hocam, Tabii. nasıl istediniz? Öğrencilerimize tanıtayım sizi öncelikle hocam. Tamam, Arkadaşlar teşekkür ederim. merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliğini tanıtmak için doçent doktor Mehmet Tan hocamız bizlerle. Size bilgisayar mühendisliği ile ilgili aklınıza takılan soru işaretlerini gidermek için bir sunum hazırladı. Buyurun hocam, sözü size vereyim isterseniz. İyi konuşmalar. Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar merhaba hepinize. Hocamızın dediği gibi ben TOBB Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda yapay zeka mühendisliğinde de öğretim üyesiyim. Orayla ilgili sorunuz olursa da cevaplarım. Yapay zeka yeni açılmış bir bölüm. Neyse, zaten birazdan değineceğim oraya. Şimdi bizim üniversite Ankara'da Söğütözü'nde. Bilmiyorum Ankara'yı biliyor musunuz ama Söğütözü civarında bir yerleşkemiz var. Zaten birazdan resimlerini falan da biraz gösteririm. Odalar Borsalar Birliği tarafından kurulmuş bir üniversite burası. Tabii arkasında TOBB'un desteğinin olması çok büyük bir avantaj açıkçası bizim üniversite için. 2003 yılında kuruldu TOBETÜ. Ve 2004 yılında da ilk öğrencilerini aldı. Burada kısa bir hani tarihçe görebilirsiniz. Önemli anlar. 2014 yılında, pardon, 2013 yılında tıp fakültesi açıldı. 2006 yılında ortak eğitime ilk öğrencilerimizi gönderdik. Ortak eğitim ne demek? Onunla ilgili de konuşacağım şimdi birazdan. 2019 yılında da yeni aslında bu çiftlik arazisinin bir kısmı devralındı ve yeniden üniversitenin kampüsüne düzenlenerek dahil edildi. Şu anda yaklaşık 5500 civarı öğrenci var okulda. 8000 civarında mezun vermişiz şu ana kadar. 300'ün üstünde öğretim üyesi var üniversitede. Ve diğer sayıları da görüyorsunuz. Mühendislik fakültesinde benim fakültemde 1800 civarı öğrenci bulunuyor. En kalabalık fakülte TOBETÜ'deki mühendislik fakültesi. Bunun dışında 3 tane enstitümüz var. Yüksek lisans eğitim veren, lisans üstü eğitim veren daha doğrusu. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri enstitüsü olmak üzere 3 tane enstitümüz var. Bunun içinde 10 doktora, 22 yüksek lisans programı var. Bunlar lisans programlarının listesi. Hani mühendisliğin en yeni bölümü, en altta gördüğünüz yapay zeka bölümü, yapay zeka mühendisliği bölümü. Onun dışında bütün ana mühendislikler var TOBETÜ'de. Makina, endüstri, elektrik, elektronik, bilgisayar vesaire. Diğer bölümleri de görüyorsunuz listede. Bunlardan bahsettim, 3 tane enstitüden. Bunlar biraz zaten sizin açıkçası daha sonra ilgileneceğiniz şeyler. En başta lisans programına girmek isteyeceksiniz tabii doğal olarak. Ondan sonra lisans üstü programlarla ilgileneceksiniz. Bunlar o yüzden biraz daha ileriki konular sizin için. Yerleşke dediğim gibi Söğütözü'nde, Ankara'da. Tıp fakültesi hani ana yerleşkenin biraz dışında. Hani Ankara'yı bilenler varsa Armada'nın oralarda bulunuyor. Çok uzak değil. Yani yürüme mesafesinde yerleşkeye. Evet, buraları geçebilir. Tıp fakültesi genişletiliyor. Bu aslında onu gösteriyor bu slide. Tıp fakültesi hastanesi şu an inşaatı devam eden bir ek binayla büyütülüyor. Daha büyük bir hastanemiz olacak yakında. Yani kurulduğumuz tarihe göre üniversitenin dünya listelerinde sıralaması gayet iyi. Onu da hani bu listede görebilirsiniz. İşte genç üniversiteler sıralamasında Türk üniversiteleri arasında 23. sıradayız. Bu Times Higher Education özellikle sıralamaları herkesin önem verdiği sıralamalar. Hani bunu siz de internetten zaten görebiliyorsunuz bu sıralamaların hepsini. Merak ederseniz oradan da bakabilirsiniz.
Yine sıralamayla ilgili bazı bilgiler burada. 2000 yılından sonra kurulan en iyi 48. üniversiteymişiz. Yine Times Higher Education'ın sıralaması. Şimdi önemli olan bu burası bence. Hani onları dediğim gibi görebilirsiniz zaten sıralamaları vesaireyi. Şimdi niye VTÜ'yü tercih edeceksiniz? Hani niye edesiniz? Önemli olan burası. Şimdi bizim üniversiteye gelmeniz için en önemli sebep bence ortak eğitim. Ortak eğitim şöyle bir şey. Şimdi staj var diyorsunuz üniversitelerde. Bütün üniversitelerde vardır. Staj yapar herkes. Mezun olmadan yani bir miktar iş tecrübesi kazandırırlar her üniversitede öğrencilere. Fakat tabii bu iş tecrübesi genelde yaklaşık olarak işte bir aylık, 6 haftalık kısa stajlar şeklindedir. Fakat TOBETÜ'de bu tamamen bütün bir bölüme yayılır, bütün bir döneme yayılır pardon. Ve toplam 3 dönemdir. Yani dolayısıyla yaklaşık neredeyse bir senelik bir iş tecrübesiyle mezun oluyorsunuz. Daha lisans eğitiminizi bitirmeden. Bir senelik tecrübe çok önemli. Yani şöyle önemli. Bunu zaten işte 3 parça halinde yaptığınız için, 3 dönem halinde yaptığınız için farklı yerlerde de yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yaklaşık 3,5 aylık 3 tane staj yapmış oluyorsunuz. Ve bunu dediğim gibi farklı yerlerde yapabilirsiniz. Atıyorum birini işte Avrupa'da yurt dışında yaparken birini Türkiye'deki hani büyük şirketlerde işte birini de mesela bir startup'ta küçük bir şirkette yapabilirsiniz vesaire. Dolayısıyla hani çok farklı yerler görmek mümkün. Veya gidip bir hocanın yanında hocanın araştırma laboratuvarında da çalışabilirsiniz. Araştırma yapmak neye benziyormuş? Hani onu da merak ediyor olabilirsiniz bazılarınız. Dolayısıyla bu çok faydalı oluyor öğrencilere. Ama bunun tabii getirdiği şöyle bir şey var. Mühendislik eğitiminin 4 sene olmasından dolayı diğer şeyler için de geçerli. Onlar için de sıkışık bir programa sebep oluyor. Eğitim 3 dönem TOBETÜ'de. Yani tam bir güz, bahar ve yaz dönemi var. Dolayısıyla yaz döneminde de ders devam ediyor. Yani yaz okulu gibi değil. Normal bir dönem. Mayıs sonu gibi başlayıp işte Ağustos ortası gibi yaklaşık olarak biten bir yaz dönemi var. Bütün finalleriyle, sınavlarıyla vesaire beraber. Bütün dolayısıyla seneniz neredeyse dönemle geçiyor. Yani bunu tabii şöyle anlamayın işte sürekli çalışıyoruz vesaire. Şunu bence hani akılda tutmak lazım. Çalışmadan bir şey olmaz. Hani dolayısıyla hani ben üniversiteye gireyim de bir şekilde ondan sonra bir şekilde çıkarım falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey hani sizi iyi bir noktaya getirmez. Dolayısıyla üniversite zaten girmesi de zor, çıkması da zor bir yerdir. Hani bunu şimdiden aklınıza koyarsanız bence üniversitede de daha rahat edersiniz. Şimdi bunun dışında tabii çift anadal ve yan dal programları var. Hocam ben sizi göremiyorum bu arada da sesim hala geliyor değil mi? Evet hocam geliyor. Heh, tamam süper. Evet geliyorum. Tamam harika. Çift anadal ve yan dal programları var. Yani ne demek bu? Çift anadal 2 tane bölümden diploma almak demek aslında. Yapmak tabii ki kolay değil. Birbirine yakın bölümlerde yapmak tabii ki daha hani iyi oluyor. Çünkü 2 bölümü birden hani aynı anda bitirmiş oluyorsunuz. 2 tane diploma almış oluyorsunuz. Bunun dışında bir miktar da ben işte başka bir bölüm hakkında bilgim sahibi olarak mezun olayım derseniz onun için yan dal programları var. Diğer bölümün yani yan olan bölümünüzün de işte temel derslerini alarak aldığınız bir sertifika bu. Çıkışta tabii ki yani mezun olduğunuzda elbette işinize yarayacak bir şey bu da. Onun dışında bizim okulun bence önemli artılarından biri Türkçe eğitim. Şöyle şimdi İngilizce eğitimi hani
size övenler veya sizin daha iyi gördüğünüz olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Hani ben hani iki tür eğitimden de eğitimi de gördüm. Dolayısıyla hani bence sınıfta öğrenciyle Türkçe iletişim kurmak çok daha efektif. Öğrencinin size soru sorması, sizin ona cevap vermeniz vesaire falan, bu çok daha Türkçe eğitimde faydalı oluyor herkes açısından. Dolayısıyla bunu da bir artı olarak görüyorum ben. Ama elbette ki İngilizce şart. Tobetio'ya geldiğinizde de bir İngilizce hazırlık atlayabilirseniz atlıyorsunuz, fakat atlayamazsanız hani hazırlık okumak durumundasınız. Ve bu hazırlık sınıfını da TOEFL sınavından aldığınız puana göre atlayabiliyorsunuz. Ve hazırlığı okuduktan sonra da yine TOEFL sınavına girip işte bölüme geçip geçemeyeceğinizi belli ediyorsunuz. Bunun dışında bir de İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil fırsatı buluyorsunuz TOEFL'de. Bu yabancı dili siz seçiyorsunuz artık hangi dile ilginiz varsa. Bu ikinci yabancı dili de belli bir yere kadar öğrenmek dolayısıyla TOEFL'de zorunlu. Yaklaşık 4 tane ders alıyorsunuz ikinci yabancı dilden de. 4 tane 2 kredilik ders alıyorsunuz mezun olana kadar. Okey. Evet, yani ortak eğitimden zaten bahsettim. 3 defa 3,5 ay süreyle tam zamanlı ve sigortalı olarak çalışıyorsunuz. Tabii belki bunu söylemeyi unuttum. Sigortalı ve maaş alarak çalışıyorsunuz 3,5 ay süreyle. Okulun anlaşmaları var şirketlerle ve dolayısıyla şirketler üniversiteden kaç tane stajyer istediklerini söylüyorlar. İşte öğrenciler bir tercih yapıyorlar. Ve not ortalamalarına göre yerleştiriliyorlar bu staj yerlerine. Bunun şöyle bir avantajı daha var. Hani son ortak eğitimde siz aslında iş yerinizi de ayarlamış olabiliyorsunuz. Çoğu öğrencimiz son stajında çalışacağı yeri de ayarlamış oluyor. Çünkü zaten son stajı yaptığı yer genelde öğrenciyle hani anlaşmışlarsa tabii. Öğrenciye full time iş teklif ediyorlar ve dolayısıyla öğrenci orada çalışmaya devam ediyor vesaire. Bunun öyle bir avantajı da var. Dönemler TOEFL'de şöyle yerleşiyor dolayısıyla. Az önce söylediğim gibi güz, bahar, yaz diye 3 tane dönem var. Ve 5. dönemden sonra işte ortak eğitimler başlıyor. Ondan sonra bir dönem staj şeklinde mezun olana kadar devam ediyor. 8 tane akademik ders döneminiz oluyor dolayısıyla. 3 tane de ortak eğitim döneminiz oluyor TOEFL'de. Ortak eğitime giden öğrenci sayıları bunlar yıllara göre. Gördüğünüz gibi bir artış içinde. Son zamanlardaki sayılarda niye bir azalma var? Büyük ihtimalle pandemi yüzünden bir İki dönem girdi ya hocam. Son iki dönem girilmediği için henüz. Ha, anladım. Doğru. Evet. Bütün sene girilmemiştir. Anladım. Aha. Doğru. O yüzden geçmedi. Anladım. Aha. O yüzden böyle bir şey çıkmış ama genelde her sene daha fazla öğrenciyi gönderiyoruz ortak eğitime. Anlaşmalı kurumlar demiştim. Onların sayısı da burada var. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir rakam. Yurt dışından da işte 200'ün üstünde firmayla üniversitenin anlaşması var ve yurt dışındaki bu yerlere de gidip staj yapabiliyorsunuz. 3,5 ayınızı orada geçirebiliyorsunuz. Anlaşmalı kurumların sayısı da tabii her sene artıyor. Onu da bu grafikte görebilirsiniz. 3500 oldukça iyi bir rakam. Yani staj yapacak yer bulamamak gibi bir şey genelde olmuyor. Dolayısıyla herkes bir kurumda staj yapma hakkı kazanıyor. Yurt dışına gidip işte staj yapmış öğrencilerin sayısı gözüküyor burada ve nerelerde yaptıkları gözüküyor. İşte Japonya'da ve Avustralya'da bile ortak eğitim öğrencimiz olmuş. Bunlar bazı şeyler, bazı ortak eğitim
yapmış öğrenciler. İşte Volkan benim birinci sınıftan beri öğrencim. Apple'da staj yaptı. En yakından tanıdığım öğrenci o. Ve şu an zaten Apple'da çalışıyor. Diğerleri bizim Defne'yi de tanıyorum. Evet, o da Stanford'a gitti. Yani gidebileceğiniz yerler bayağı geniş dolayısıyla. Staj olanağı TOBETÜ'de oldukça geniş. Yan dal programları ve çift ana dal programları ile ilgili bazı sayılar var burada. Toplam çift ana dal öğrenci sayımız işte neredeyse 250'ye yaklaşmış. Yan dal öğrenci sayımız da 115 olmuş şimdiye kadar. Dediğim gibi yabancı dil, yani İngilizce zorunlu. İngilizce yani öğrenmeniz zorunlu. Eminim çoğunuz zaten şu anda da biliyorsunuzdur İngilizceyi bir yere kadar. İngilizce şart herkes için. Fakat onun dışında işte TOBETÜ'de bir ikinci yabancı dilde almanız zorunlu. O diller de ekranda gördüğünüz diller. Bunlardan birinizi kendi ilginize göre, birini kendi ilginize göre seçebiliyorsunuz. Bunlar TOBETÜ'deki bursluluk oranları. Gördüğünüz gibi aslında çoğu öğrencimiz burslu. Tabii bursların işte şeyleri var, çeşitleri var. İşte %75 burslu, %50 burslu vesaire falan diye çeşitleri var. Ama %63'ü şu anda öğrencilerimizin burslu okumaktalar TOBETÜ'de. Burs türleri dediğim gibi çeşitli. Bunlar gördüğünüz burslar. Örneğin bir bilim olimpiyatı bursumuz var. İlk 100 bursumuz var. İşte üniversite sınavında alınan puana göre kısmi burslar var veya işte tam burslar. Bunun dışında bir de eğitim başarı bursu var. Eğer ortalamanızı yüksek tutabilirseniz TOBETÜ'ye ücretli girmiş olsanız bile burslu statüye geçebiliyorsunuz. Eğer ortalamanızı yüksek tutabilirseniz. Bir de son olarak son birkaç senedir uygulanan iş dünyası burs programı var. Bu burs programı şöyle çalışıyor kabaca. TOBETÜ'yü ilk sıralarda tercih ederseniz üniversite sınavına girerken ve eğer hani sıralamanız atıyorum işte TOBETÜ'ye burslu giremeyecek bir durumdaysa o zaman bu bursa başvurup iş dünyasından burs alabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? İş dünyasından bazı şirketler aslında sizin okul ücretinizi ödüyorlar sizin yerinize. Bursu alırsanız. Gördüğünüz gibi hani bayağı çok öğrenci şu an bu bursu almakta. En büyük artısı şu şey hocam, sınava tercih yapmadan önce bursun çıkıp çıkmadığı öğrencilere bildiriliyor. Mayıs ayında başvuruları almaya başlıyorlar. Sınav sonucu açıklandıktan sonra sınav sonucunda başvuru ekranına giriyor öğrenciler. Kıstaslarda ağırlıklı olarak hem başarı durumu hem ailenin geçim durumu da önemli kıstaslardan bir tanesi. Öğrenciyi bağlayan bir şey olmuyor. Başvuruyor sınav tercihlerinden önce. Çıkarsa sana burs çıktı diyorlar. Ona göre tercih yapıyor öğrenci sınava tercih, böyle üniversite tercihi yaparken. Ve yerleşirse bize bu burstan faydalanıp ücretsiz olarak okuyabiliyor. Aynı zamanda bir 500 lira da cep harçlığı veriliyor aylık diyebiliyorum. Konuk evinden de ücretsiz faydalanabiliyor diyebiliyorum. O ekstralar da varmış. Evet, ben onu sadece okul ücreti diyebiliyordum. Okey, o ekstralar da bu burs programına dahilmiş. Dolayısıyla bunu evet. İlgilenirseniz detaylar web sitesinde gene var. Oradan da görebilirsiniz. Edu.tr'de var evet hocam. Bu da son zamanlardaki bence iyi burslardan biri. Şimdi değişim programları var. Bunun ne yapabiliyorsunuz, ne işe yarar değişim programı şu demek. Mesela bir döneminizi, ders döneminizi veya staj döneminizi gidip Avrupa'da ki bir üniversitede geçirebiliyorsunuz. Ve orada aldığınız dersleri TOBETÜ'deki müfredatınıza saydırabiliyorsunuz.
Buna işte Erasmus programı deniyor. Yurt dışında dolayısıyla gidip ya ders alıp veya işte staj yapıp orada yaptığınız işi buradaki eğitiminize saydırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Şimdi teknoloji merkezi diye bir binamız var. Bu binada bizim hemen hemen bütün araştırma laboratuvarlarımız ve eğitim laboratuvarlarımız var. Tobetü'de yapılan hani öncelikli çalışmalar genelde hani bilişim teknolojileri, medikal, savunma sanayi ve enerji alanında. En büyük hani lablar genelde bu konularda çalışıyorlar. Hani kişisel olarak da buraya gelip şey yapmayı yapabilirseniz bir gün hani gezmenizi tavsiye ederim kampüste teknoloji merkezine. Bunlar Tobetü'den çıkan bilimsel yayınlar. Bu toplam işte 4000 üzerinde bilimsel yayın çıkmış şu ana kadar. 311 tane dış destekli bilimsel proje yürütülmüş ve işte bayağı büyük bir bilimsel proje bütçesi Tobetü'ye gelmiş şu ana kadar. Gördüğünüz gibi. Bunlar evet yine Tobetü'deki araştırma merkezleri. Bunu da yani hepsinin teker teker üzerinden geçmeme gerek yok. Şeye bakabilirsiniz. Yine web sayfasından bakabilirsiniz. Daha detaylarıyla ilgilenmek isterseniz. Tıp Fakültesi Hastanemiz yine dediğim gibi kampüse yürüme mesafesinde. Dediğim gibi şu anda da genişletilen bir hastanemiz var Tıp Fakültesi'nde. Teknoloji Transfer Ofisi üniversitede şöyle bir iş yürütmeye çalışıyor. Dış aslında Tobetü'de yapılan araştırmaya dış kaynak bulmaya çalışıyor esasında. Yaptığı şey bu. Ve işte bu projelerin dolayısıyla geliştirilmesi için işte bizlere, akademisyenlere destek veriyor. Ve TÜBİTAK'ın bir BIG programı var. Hani onu da yürütüyorlar aynı zamanda. İşte bir startup mesela kurmak isterseniz, bir fikriniz var mesela, işte bir şey yapacaksınız. Onun için TÜBİTAK'ın destekleri var. Bu TÜBİTAK destekleri de üniversitelerde TTO aracılığıyla yürütülüyor genelde. Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığıyla yürütülüyor. Bizim Teknoloji Transfer Ofisimizde gayet faal bir şekilde çalışıyor. Oraya dahil olan garaj diye bir aslında alan var üniversitede. Bu şu işe yarıyor. Mesela işte atıyorum lisansta okuyorsunuz, lisans üstü de olabilir. Lisansta okuyorsunuz ve o anda aklınıza bir fikir geldi. Hani mesela bilgisayar mühendisliğinde okurken atıyorum bir tane mobil uygulama yazmak geldi aklınıza. Şöyle bir uygulama olsa herkesin işine yarar, bir sürü kişi kullanır dediniz. Fakat şimdi öğrenciyken tabii böyle işte oturup nerede çalışacaksınız, nasıl bir hani sonuçta bir ekiple yapacaksınız bu işi, atıyorum bir masanız bile yok belki de, değil mi? Hani dolayısıyla böyle bir arada çalışabileceğiniz bir ofis sunuyor size aslında, garaj dediğimiz alan. Bunu işte üniversiteye başvurursanız ve tabii o an için orada yer varsa üniversite size oradan yer ayırıyor ve siz orayı ofisiniz olarak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ilk girişimciler için çok güzel bir ortam. Yani spor merkezleri çok fazla. Hani çok da üzerinden geçmeye gerek yok. İşte kapalı yüzme havuzu, olimpik bir yüzme havuzu. İçeride işte yemek yemek için bir ton yer var vesaire. Bunları tabii inşallah kampüse gelip bir gün görürsünüz. Öğrenci konuk evimiz de çok iddialı bence. İki kişilik odalardan oluşan yani neredeyse otel gibi bir yer. 1300 öğrenci yaklaşık kalabiliyor konuk evinde. Burslu girerseniz buraya bir ücret ödemiyorsunuz ama ücretli girerseniz bir ekstra buranın da ücreti oluyor. Fakat burslu girerseniz okula buraya ücret ödemiyorsunuz. Yani yaklaşık 70 tane öğrenci topluluğu var.
Bu öğrenci topluluklarına katılabilirsiniz. Yani çok çeşitli öğrenci toplulukları var. Mesela gazetecilik öğrenmek istiyorum ben derseniz, işte gazete etü çıkarılıyor üniversitede. Eşli danslar topluluğu, satranç topluluğu vesaire türü bir sürü topluluk var. Bunların listesini de yine ortam.etü.tr'den alabiliyorsunuz diye biliyorum. Yine web sayfasından da ulaşabilirsiniz. Bunlarla ilgili konuştuk aslında. Mezunlarımız dünyanın her tarafında iş bulabiliyor. Çok fazla işte yurt dışına gönderdiğimiz öğrenci var. Türkiye'de çalışan da çok fazla öğrenci var. Tabii bunların hepsi genelde biraz öğrenciye bakıyor elbette. Yani öğrencinin kendisini ne kadar geliştirdiğine bakıyor. Hani az önce söyledim ya, girmesi de zor, çıkması da zor bir yer diye. Buraya girip de hani sonuçta ben bir şekilde çıkarım derseniz yani ya çıkamazsınız ya kötü şekilde çıkarsınız. O yüzden bu kendinizi üniversitede de sıkı tutmak, hani şimdi üniversite sınavı için nasıl sıkı çalışıyorsanız aynı tempoyla üniversitede devam etmek sizi daha sonraki hayatınızda daha mutlu edecektir. Buna dikkat edin. O yüzden üniversiteye girdikten sonra da işleri boşlamayın. Okey, bunlar da diğer mezunlarımızdan bazı örnekler. Galiba. Peki, sunumun sonuna gelmişiz. Ben şöyle sunumu şimdi kapatayım. Ve sorularınız varsa sizin sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Buyurun, varsa sorunuz. Okulla ilgili, bölümle ilgili. Ben bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Ve yapay zeka mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Dolayısıyla daha çok onlarla ilgili sorularınıza cevap verebilirim. Ama genel olarak üniversiteyle ilgili de merak ettiğiniz şeyler varsa cevaplayabilirim. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa rahatlıkla sorabilir. Ankara'ya gelmeyi düşünmüyor musunuz? akıllarındaki soru işaretlerini gidermiş de olabilirsiniz hocam yaptığınız sunumla. Sorabilir miyim? Tabii. Nasıl biri bilgisayar mühendisi olabilir, yani olmalı? Duyamadım, bir daha alabilir miyim? Nasıl biri bilgisayar mühendisi olmalı? Ya şöyle, şimdi bu soruya tabii biraz cevap vermek zor. Ben şöyle 3 tane soru soruyorum genelde. Şimdi mesela bulmaca çözmeyi sever misiniz? Bana soru soran kimdi, ona soruyorum. Bulmaca çözmeyi sever misin? Severim yani, az çok severim. Yani yazılım mühendisliğini de düşünüyordum. Hatta birkaç bir şeyler denedim onunla ilgili de. Böyle uğraşmayı seviyorum yani, böyle çok didiniyorum diyeyim. Güzel. Yani şöyle, şimdi peki matematikle aran nasıl? Matematikle aram fena değil. Güzel. Bilgisayara da meraklıyım dedin. Şimdi bence bu üç özellik önemli. Birincisi, bizim yaptığımız iş genelde bulmaca çözmeye benziyor. Çünkü oturup bir problemi gerekirse sabaha kadar bilgisayar başında çözmeniz gerekecek. Bu da büyük ölçüde bulmaca çözmeye benziyor aslında. İkincisi, matematikle aranızın iyi olması önemli. Matematik, çünkü ben kameramı açmamışım bu arada galiba. Açayım. Matematikle aranızın iyi olması önemli. Çünkü yani bizim yaptığımız işin, bilgisayar mühendisliğinin aslında temeli matematik. Dolayısıyla hani matematikle arası iyi olan öğrenciler bizim bölümde daha rahat ediyorlar genelde. Üçüncüsü bilgisayar. Hocam, efendim. Matematik iyi olup ama fiziğim kötüyse sıkıntı çıkar mı acaba? Yani fiziğim o kadar iyi değilse. Böyle yani fizikle direkt olarak bilgisayar mühendisliğinin çok alakası yok aslında, ama mesela fizik dersi zorunlu bizde. Evet. Ve bütün bilgisayar mühendisliklerinde. Yani o dersi vermeniz gerekiyor. Çünkü mühendislik title'ını alabilmek için bazı almanız gereken zorunlu dersler var. Fizik de onlardan biri. O yüzden hani fizik dersi zorunlu. Ama hani daha sonradan fiziği çok iyi bilmek, anlamak, sevmek
şart değil. Ama matematik bence şart. Matematikte şart. Bir de onu diyordum. Bilgisayar başında vakit geçirip aslında bu işe ilgili olmak çok önemli. Yani mesela kendinize şu soruyu sorun. Ben atıyorum işte şimdi Google'a girip arama yapıyorsunuz değil mi işte? Mesela bir şeyi aradınız. Chat diye karşınıza sonuçlar geliyor. Nasıl oluyor da bu kadar milyarlarca web sayfası içinden o sonuç pat diye benim karşıma düşebiliyor? Arkada neler dönüyor? Arkada nasıl işler dönüyor ki bu iş bu kadar hızlı çalışabiliyor? Veya işte Facebook'un milyonlarca kullanıcısı var değil mi? Yani ama işte orada da işler gayet hızlı bir şekilde karşınıza dökülüyor. İşte gelen işte mesajlar vesaireler, şunlar bunlar karşınıza çok hızlı dökülüyor değil mi? Yani ne oluyor da bu işler bu kadar hızlı, ne yapıyoruz da bu kadar hızlı çalışabiliyor? Çünkü oradaki verinin boyutu inanılmaz. Acayip büyük bir veri var arka tarafta ve o veriyi işleyebiliyoruz. Yani Facebook işleyebiliyor. Nasıl oluyor da işleyebiliyor? Hani böyle şeyler sizin için hani heyecanlanıyorsanız böyle şeyler duyunca veya işte bunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız o zaman bence mutlu olursunuz bilgisayar mühendisliğinde. Hani bunları kendinize sormalısınız bence hani tercih yaparken. Bir, işte matematik. İki, bilgisayar başında vakit geçirebilmek ve merak etmek, ilgi duymak. Üç, işte bulmaca çözme türü işlere meraklı olmak. Bence üç tane kriter. Sağ olun hocam. Rica ederim. Başka var mı soru? Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım başka sorumuz yok hocam. Çok teşekkür ederiz biz kurumumuz adına ve öğrencilerimiz adına. Rica ederim hocam. Akıllarındaki soruları giderecek güzel bir sunum oldu. Topyekun Üniversitesi'ne de teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Ne demek? İnşallah. Ben de teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederiz ne demek? İnşallah öğrencileriniz istediği yerlere girerler. İstedikleri gibi çok sahip olurlar inşallah. Hepsine başarılar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Erçin hocam görüşmek üzere. Mehmet hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Can Bey görüşürüz. Hoşçakalın.